Tere bak bak tere tere birine bakana tere. Bak bak bak. Vıcı vıcı ter. Nasıl maske takacağım? Nasıl maske takacağım? Maskesiz kesinlikle giriş çıkışlarımız olmuyor. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Çalışanlarımız ikili ve üçlü değil. Herkes tek bir araçla ilgileniyor. Başka araçlarda elimizden geldiği kadar dezenfektan yapmaya çalışıyoruz. Araç bakımlarında korona tedbirleri kapsamında ne gibi önlemler alıyorsunuz? Biz araçlarımız önce geldiği zaman, şimdi dezenfektan diyorlar ama biz benzin ve mazot sıkıyoruz motorlara. Araçlarımıza giydirme yapıyoruz, direksiyon ve viteslere. Müşterinin temas ettiği yerlere biz koruma yapıyoruz. Yani nasıl bu koruma? Bu sargı poşetlerimiz var, koltuk poşetlerimiz var. Elimizden geldiğince yani eldiven ve maskemizle müşteriden uzak duruyoruz. Peki gördüğünüz eksiklikler var mı genel olarak? Eksiklikler var, zaten mesafe sıfır. Yani ister istemez müşteriyle bir temasa giriyorsun illaki ama yani Rabbim herkesi korusun da yani illaki bulaşacaksın, zaten bulaşıyor. Araçlarımızın servis bakımlarına girdiğinde müşterilerimizden araçları teslim alma esnasında direksiyonu streçle kaplama, koltuk kılıfıyla koltukların üzerinin örtülmesi, aynı zamanda araç içine girilmeden önce araç dezenfektan yapılması suretinde müşterilerimizden araçları teslim alıyoruz. Daha sonra bakım onarımı bittikten sonra yine aynı hassasiyet ve dikkatle içerisindeki streçleri temizleyip koltuk kılıflarını vesaire bunları toparlayıp aldıktan sonra müşterilerimizin araçlarını tekrardan bir dezenfektan ile içini dezenfekte edip kendilerine bu şekilde teslim ediyoruz. Peki gelen araçlarda gördüğünüz eksikler oluyor mu? Şimdi maalesef ki insanlarımız bu konuda bazı hassasiyetlere dikkat etmiyorlar. Ama kurumsal olarak devletimizin bize tavsiye ve yaptırımları doğrultusunda biz kurumlar bunlara dikkat etmek zorundayız. Her ne kadar onlar dikkat etse de etmese de bu sınırları uyguluyoruz bütün müşterilerimize. Müşterilerimiz açısından ototamirciler odasından almış olduğumuz afişlerimiz, duvarlardaki görmüş olduğunuz yazılarımız, tabelalarımızla birlikte müşterilerimizi bilgilendirici şekilde camlarımıza yazmış olduğumuz 14 kural uygulamaları, kolonyalarımız, dezenfektanlarımız, personelimize karşı maskelerimiz, müşterilerimizde olmayan müşterilere de buradan kendimizi ikramda bulunabiliyoruz. Maskenizi takın diye uyarabiliyoruz. Ateş ölçerlerimiz var, dezenfektanlarımız var. Yani mümkün mertebe dikkat etmeye çalışıyoruz. Peki araçlarda ne gibi tedbirler alıyorsunuz? Araçlarda da koltuk kılıflarımız, direksiyon kılıflarımız, ayak altına paspaslarımız, onlara da dikkat etmeye çalışıyoruz kullanırken. Müşterilerden gelmeden önce randevu almalarını talep ediyoruz. Burada bir yoğunluk oluşmaması sebebiyle. Randevuyla aldığımız araçları müşterileri bekleme salonuna sosyal mesafe kuralına uyarak alıyoruz. Onların araçları yapılırken rahat etmelerini sağlıyoruz ilk etapta. Araçlar geldiği zaman aracı teslim almadan önce araç içerisine dezenfekte uyguluyoruz. Dezenfekte uyguladıktan sonra direksiyon kılıfı, koltuk kılıfı, vites topuzuna ve el fren tetiğine streç sararak işe başlıyoruz. Dediğim gibi sosyal mesafe kuralına uyarak müşteriyle aslında şöyle bir durum da var. Müşterilerimizden biz randevu almasını talep ediyoruz ama çoğu müşteri de buna uymuyor tabii ki. Uymadığı için ister istemez müşterilere yardımcı olamadığımız, tekrar geri gönderdiğimiz, buraya kadar geldikten sonra tekrar randevu verip tekrar gönderiyoruz ki çünkü burada yoğunluk olmasın diye. Biz maskelerimizi falan takıyoruz. Bizden yana sıkıntı yok ama bazı müşterilerimize biz maskenizi de takın diyoruz. Ama takmadıkları da oluyor. Peki bu genel olarak tedbirlerde dezenfektan ve temizlik gibi önlemler alıyor musunuz araçlarda? Tabii ki bizim araçların direksiyonlarına kullandığımız tek kullanımlık poşetlerimiz var. Naylon poşetlerimiz. Biz önlemlerimizi alıyoruz. Bizden yana sorun yok. Araç bakımlarında aldığımız önlemler, servisimize herhangi bir bakım onarım için gelen araçlarda kapıyı yanaştığında ilk etapta dezenfektan maddelerimizi aracın içerisine sıkarak kılıf, direksiyon ve koltuk kılıfları kullanarak ilk etapta önlemlerimizi alıyoruz. Daha sonra araçla ilgili faaliyetlerimizi liste halinde müşteriden aldıktan sonra
işlerimize başlayabiliyoruz. Araçlarımızda genel olarak sıkıntılı gördüğümüz durumlarda kırsal kesimden geliyorsa veya kalabalık bir kesimde çalışan bir araçsa öncelikle yıkama işlerini gözden geçiriyoruz. Daha sonra işimize, faaliyetimize, bakımlarımıza başlayıp tamamlayıp teslim ediyoruz. Teslim ederken yine aynı temizliği yaparak müşteriye sağlıklı bir şekilde teslim etmeye çalışıyoruz. İlk etapta binerken de özellikle kendi personelimize önlemlerin alınmadan binilmesini, test yapılmasını veya aracın üzerine herhangi bir işlem yapılmasını istemiyoruz, engelliyoruz genel olarak. Bunun dışında araçlar dışında, servis içinde gerek müşteriler, gerek çalışanlarımız alınması gereken önlemlerin tamamını televizyondan, sosyal medyadan duyduğumuz önlemlerin tamamını biz de burada servisimizde uyguluyoruz. Ne gibi önlemleri alıyoruz? Ya araçlarımızı ilk önce de içeri alırız. Müşterilerimizi tabii maskeler takmasını uyarırız. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Onun dışında da araçlara dezenfekte, binmeden dezenfekte ediyoruz. Onun dışında da başka bir şey yapmıyoruz. Peki başka bir koruyucu önlemler kullanıyor musunuz araç içerisinde ve dışarısında? Yok, kullanmıyoruz. Siz kendi personeliniz açısından ne gibi önlemler alıyorsunuz? Ne gibi önlemler alıyoruz? Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Yediğimize, içtiğimize, kullanılır şeylere, tek kullanımlık şeylere dikkat ediyoruz. Biz Bahar Otomotiv olarak müşterilerimize servisimizi getirtmiyoruz. Evlerinden araçlarını alıyoruz veya istediklerinde, iş yerlerinden, nerede bulunursa bulunsunlar, bakımlarını yapıyoruz. Temiz yıkanmış bir vaziyette ve araçların işleri dezenfekte olup geri müşterilerimize teslim ediyoruz. Bu pandemi sürecinde Türk milletimizi Allah yardım etsin. İnşallah en kısa zamanda bu süreci atlatacağımızı düşünüyoruz. Peki kendi servisiniz içerisinde bu tedbirlere riayet ediyor musunuz? Ediyoruz tabii ki. Maskesiz kesinlikle giriş çıkışlarımız olmuyor. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Çalışanlarımız ikili veya üçlü değil. Herkes tek bir araçla ilgileniyor. El dezenfektanı sürekli. Yarım saatte bir kontrol ediyorum ben de iş yeri sahibi olaraktan. Önlemlerimiz ilk etapta şöyle oluyor. Özellikle araç sahiplerinden istediğimiz randevuyla çalışmak. Ondan sonrasında arabalarını bırakıp gitmeleri, ne bileyim burada yığılma olmaması, bunlara dikkat ediyoruz. Başka ne gibi önlemler alıyorsunuz? Başka araçlarda elimizden geldiği kadar dezenfektan yapmaya çalışıyoruz. Bunlar var. Başka da akla gelen şimdilik bunlar. Araç ilk geldiği sırada dezenfekte yapıyoruz araca ilk önce. Sonra direksiyon kılıfı uygulaması, koltuk kılıfı, eldivenlerimizi takıyoruz mutlaka. Maske tabii ki. Bu şekilde önlemlerimizi alıyoruz. Peki kendi çalıştığınız iş yeri içerisinde aldığınız önlemler neler? Bütün çalışanlarımız maskeli. Dışarıdan müşterilerimizi maskesiz almıyoruz kesinlikle. Mesafeye uyuyoruz. Bundan ibaret yani. Vallahi maskeye takıyor. İşte bu, başka bir şey yok kardeşim. Zaten korona bize bulaşmaz. Bak her taraf benzin. Her taraf ilaç. Başka bir şey var mı? Yok. Peki şu an niye maske takmıyorsunuz? Tere bak bak, tere birine bak, ne tere. Bak bak bak. Vıcı vıcı ter. Nasıl maske takacağım?